İlmen ve amelen senin üstünde olan kişilere karşı edep, onlara olan hizmetinde düğümlenir. Bir kişi senden ilim ve amel noktasında üstünse kendine ona efendim tabi imrenecek bir şey. İlmi olan, ameli olan, ilmiyle amil olan. İnsan onun gibi olmak ister. Kabul edecek bir insan. Ona karşı edep nedir? Hizmetinde bulunmak ve saygı göstermek. Kendi seviyesinde olanlara karşı takılacağın edep ise onları kendine tercih etmektir. Bu ne demek? Efendim? La yu'minu hadukum hatta hubbe li ahihi ma yu'minu nefsi. Yani bu hadiste de buna işaret ediyor. Nefsin için arzu ettiğini mümin kardeşin için de istemedikçe gerçek iman etmiş olmazsın. Yani kardeşini, nefsini kendine tercih edeceksin. İyi bir şey mi var ortada? Paylaşılması gerekiyor. Bu senin hakkın kardeşim, sen buyursun. Onun nefsini sana tercih etmek. Yani hatta kendinden ilmen aşağıda olabilir. Ama kendi seviyende gördüğün insanlara da bu şekilde fedakarlık göstermek ve onu nefsine tercih etmek. Kendinden aşağıda olanlara karşı edepse onlara öğüt vermek, şefkat göstermektir. Bir büyüğün küçüğe, çocuğa göstereceği edep nedir? Yani bak, büyüklerin de çocuklara edep göstermesi lazım. Edep olması lazım. Efendim. Çocuklar edepsizden edebi öğrenebilir mi? Ancak şöyle öğrenir. Ben büyüyünce bunun gibi yapmam. Bunun yaptığı gibi yapmam. Edepsiz edebini gördüm. Kendisine karşı kötü davranışını gördüğü zaman bundan rahatsız olmaz mı? Hangi çocuk olsun? Dolayısıyla belki de o irade sahibi ise ve ufuk sahibi ise ben büyüdüğüm zaman bunun gibi olmam der. Değil mi? Edepsizden öğrenir. Genelde de öyledir yani. Yanlış örnekler bazen insanı kendine döndürür ve iç muhasebesi yapmasına sebep olur. Ama bir büyüğün küçüğe karşı edebi ona şefkatle muamele etmesidir. Evet. İlmen ve amelen üstün olmak. Arif olanların Hakk'a karşı olan ilişkilerindeki edep, onun emirlerine sarılmak ve yasaklarından kaçınmaktır. Nefisle olan edep, hepsi var da bu nasıl olacak? Nefise karşı edep. Ha? Nefise var. Onun sözünü dinlemek edepsizlik olur. Doğru değil mi? Nefsin sözünü dinlemek zaten nefis iyiliği tavsiye etmez. Eğer nefsi emmare ise, nefsi mutmain ise zaten kendinden geçmiştir. Hakka teslim olmuştur, sıkıntı yok. Ama nefsi yani nefsi emmare muhalefet etmek ona karşı gösterecek en güzel edebi. Şeytanla olan edebi ise şeytana karşı düşmanlık beslemek de mümkündür. Evet. Demek ki her şeye karşı, herkese karşı ve her efendim alanda bulunan kişiye karşı gösterecek bir edep vardır. Her şeyi yerli yerinde yapmak edep olmanın gereğidir. Cenab-ı Hak bizleri edepli olarak hayatımızı devam ettirmeyi nasip etsin ve bu konuda irademizi teksif eylesin, kullanmamıza yardım etsin ve bizi edip timsali kullarına eylesin inşallah. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselamu aleyke ya Seyyidina ve Elin ve Lâhirin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El-Fatiha.